Ermenistan'da yenilginin ardından intikamcılar tekrar bir savaş planı yaparken, Ermeni tarafındaki birçok kesim tekrar bir savaş durumunda tüm Ermenistan'ın yok olacağını düşünüyor. Ermeni siyasi yorumcu Avetis Harut Yunayan, tekrar savaşmaya başlamaları durumunda yok olacaklarını söyledi. Harut Yunayan, yıllarca ve on yıllardır, Ermeni toplumundaki eğitim seviyesi sürekli olarak düşüyor. Bugün Ermeniler, en ufak bir ahlaki norm veya değerden yoksun, cahil ve zalim bir toplum haline geldi. Ermenistan'ın sorunlarının derin nedenleri var ve elbette bu sorunlar mevcut hükümet veya Paşinyan ile sınırlı değil. İkincisi, sadece Ermeni gerçekliğinde yoğunlaşan geçmiş sorunların taşıyıcısıdır. Nikol'ün en büyük hatası güce tutunmaktır. Bu, uzun süredir devam eden sorunları daha da kötüleştiriyor. Toplumumuzdaki asgari eğitim seviyesinde iyi, gelişmiş, verimli, müreffeh bir devlete sahip olmak istiyoruz. Durum böyle değil dedi. Harut Yunyan Ermenistan gibi bozulmuş bir siyasi sisteme sahip bir toplumda normal bir devlet olamaz ki bu saçmadır. Bu nedenle iktidarda kim olursa olsun Ermenistan'ın uzun vadeli kalkınma beklentileri olmayacak. Tekrar savaşmaya başlarsak yok oluruz. Çünkü toplumumuz bunu hak ediyor diye konuştu. Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Ser Sarkisyan, Azerbaycan'ı kışkırtıcı açıklamalar yapmaya devam ederek, Karabağ'ın hiçbir zaman Azerbaycan'ın olmayacağını iddia etti. Sarkisyan, Ermenistan içinde ve dışında Karabağ'ın statüsünün hali hazırda çözüldüğünü düşünen herkes, Karabağ'ın veya ondan geriye kalanın asla Azerbaycan'ın bir parçası olmayacağını anlamalıdır. Maalesef trajedi önlenemedi. Ama bu trajediden sonra bir canlanma yolu görüyorum. Teslimiyet gitmeli ve halk hükümet yanlısı bir hükümeti seçmelidir dedi. Yetkililerin Karabağ'ın özgürlüğü ve bağımsızlığı için mücadelenin temelini atanların itibarını sarsmayı amaçladığını belirten Sarkisyan, mevcut hükümetin Karabağ meselesini gömmeye çalıştığını kaydetti. Sarkisyan, iki yıl önce sahte bir ceza davası açıldı. Bu davada bana karşı saçma bir suçlama yapıldı. Geçen yıl burada durdum ve Karabağ'ın asla Azerbaycan'ın bir parçası olmayacağını söyledim. O zamanlar çoğu kişi bu kelimelerin anlamını anlamadı ve ona ironi ile davrandı. Mevcut ceza davasının gerçek amacını açıklamaya çalışıyordum diye konuştu. Ermeni siyasi yorumcu Galust Grigoryan, Rus gazının Azerbaycan üzerinden Ermenistan'a aktarılacak olmasını değerlendirdi. Azerbaycan'ın Ermenistan üzerinde çok güçlü bir baskıya mekanizmasına sahip olduğunu ifade eden yorumcu, bu bir kaza mıydı, bu Bakü'nün açık ve bilge politikasının arka planında gerçekleşti. Sadece yarım yıl önce, hiç kimse böyle bir olayları hayal edemezdi. Kremlin, Ermenistan için gazın fiyatını yükselterek ülke ekonomisini her an yok edebileceğini gösteriyor ya da Ermeni liderliğini Bakü ve Moskova'nın kararlarına uymaya zorlamak için siyasi bir araç olarak kullanılabilir. İlk defa çıkış yolumuz yok. Gazprom Ermenistan'ın tek doğal gaz tedarikçisidir dedi. Grigoryan bu durumla yüzleşmeleri ve sonuç olarak Ermenistan para biriminin Azerbaycan manatı olacağı gerçeğine hazırlanmaları gerektiğini vurguladı. 44 gün süren Karabağ harekatı süresinde Ermenistan'a silah yardımında bulunan İran, Azerbaycan'ın Karabağ'a yabancı savaşçı getirdiği yalanını dillendirmeye devam ediyor. Azerbaycan'ın Ermenistan'ı 44 günde yenmesinden rahatsız olan ve bölgede çıkarlarını kaybeden İran, bölgede karışıklık çıkarmak istiyor. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Erivan'da Ermeni-İran istişarelerinin yapıldığını açıkladı. Görüşmede Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Armen Gevondyan ve İran'ın uluslararası ve hukuk işlerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mohsen Baharvand, Ermenistan-İran hukuki çerçevesinin güçlendirilmesi ve genişletilmesi konularına değindi açıklamada ona yaşamasında olan ikili belge taslakları üzerindeki çalışmaların yoğunlaştırılmasıyla ilgili konuları da tartıştılar. Muhataplar ayrıca her iki tarafın da ilgisini çeken bölgesel konulara değindiler, bölgede teröristlerin varlığının kabul edilemez olduğunu vurguladılar. Bu unsurların derhal geri çekilmeleri gerektiğini vurguladılar denildi. Bir süre önce de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in gazetecilerle yaptığı toplantıda İranlı bir gazeteci Aliyev, Karabağ'a yabancı savaşçıların getirildiğinin iddia edildiğini sormuş, Aliyev verdiği cevapla gazeteciyi susturmuştu.